Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda arızalı bir LED trafomuz var. LED trafomuzun özelliklerine baktığımız zaman 12 volt 10 amper çıkışlı bir LED trafosu. LED trafomuzun daha önceden açılmadığını görebiliyoruz. Üzerindeki etiketler sökülmemiş. LED trafomuzun daha önceden açılmamış olması bizim için önemli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kurcalanmamış olan arızalı cihazların tamiri daha kolay oluyor. LED trafomuzun çıkışı yok arkadaşlar. Çıkış voltajı yok. Ve çıkışında görmüş olduğumuz LED'imiz çalışmıyor. Hemen LED trafomuzu açıp kontrol işlemlerini yapabiliriz. LED trafomuzu açtık ve LED trafomuzun iç kısmını görüyorsunuz. Öncelikle dış kısmına baktığımız zaman burada şişen ve patlayan kondansatörlerimiz var arkadaşlar. LED trafomuzun giriş kısmına baktığımız zaman görüyorsunuz. Hemen girişindeki dirençlerimiz yanmış. Ve direncimizin bir tanesi de hem kopmuş hem kırılmış arkadaşlar. Yüksek voltaja maruz kalmış. Ve çıkış katına baktığımız zaman da kondansatörlerimiz hem tepeden şişmiş hem de bir tanesi patlamış. Hem girişinde hem de çıkışında onarılması gereken kısımlarımız var. Öncelikle elektronik kartımızı sökelim. Ölçü aletimizi buzzer konumuna aldık. Hemen bizim bu noktada bir adet MOSFET'imiz var. Ayaklarının kontrolünü yaptığımız zaman hemen source ve drain arasının kısa devre olduğunu görebiliyoruz. Şu noktada bizim jumper kablomuz var. Ucunda J1 yazıyor. Jumper kablomuz bu noktadan yanmış ve kopmuş. Direncimiz bu noktalardan her iki direncimiz zarar görmüş. Şu noktadaki direncimiz zarar görmüş arkadaşlar. Hemen bu noktaların sökümünü yapmamız gerekiyor. Diyot kademesini alıyorum. Şu noktada iki adet diyotumuz var. İlk diyotumuz çalışıyor. İkinci diyotumuz çalışıyor. Şu noktada bir adet diyotumuz var. 0.38 volt arkadaşlar. Şurada bizim UC3842 dediğimiz PWM entegremiz var. Hemen bizim şu noktadan 220 voltun girdiği nokta şurası arkadaşlar. Bir adet NTC'miz var. Buradan bobin üzerinden emik katından geçiyor ve buradaki köprü diyota geliyor. Sigortamızın kontrolünü yaptığımız zaman sigortamızın attığını görebiliyoruz. NTC çalışıyor arkadaşlar. 10 ohmluk bir NTC var. Sigortamız atmış. Bu noktadan gelen voltajımız buradaki köprü diyota geliyor. Diyot kademesine alalım. Diyot kademesini aldıktan sonra köprü diyotu kontrol edelim. Birinci diyotumuz sağlam. İkinci diyotumuz sağlam. Üçüncü diyotumuz sağlam. Dördüncü diyotumuz sağlam arkadaşlar. Buradan gelen 220 volt NTC'den geçiyor ama sigortadan geçemiyor. Çünkü sigortamız atmış. Köprü diyotumuz sağlam arkadaşlar. Hemen yine şu noktada görüyorsunuz. Kısa devre moduna alalım. Gördüğünüz gibi buradaki büyük filtre kondansörümüz de çalışıyor. Buraya kadar sadece sigortamızın değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki MOSFET'imiz değişecek. Bu noktadaki dirençlerimizin ve jumper kablomuzun yenilenmesi gerekiyor. Ve çıkıştaki kondansörlerimiz de değişmesi gerekiyor. Şurada bir adet Schottky diyotumuz var arkadaşlar. Diyot kademesinde bakalım. Schottky diyotumuza baktığımız zaman orta nokta katodumuz arkadaşlar. Dışlar anot. Her iki diyot da çalışıyor içerisinde. Schottky diyotumuz çalışıyor. Evet, bu noktadan sigortamız değişecek arkadaşlar. Şu noktada bizim UC dediğimiz 3842 PWM entegremizin 5. ayağı. Buradan başlayarak 5. ayağı buradan GND arkadaşlar. Her zaman entegre ölçümünü yaparken GND ayağına kırmızıyı değdiriyorum. Gördüğünüz gibi diyot kademesinde istenilen diyot değerlerini görebiliyorum arkadaşlar.
Şu noktada düşük bir voltaj görüyorum ama bu noktadan kaynaklanıyor olabilir. Şu an için PWM entegresinden şüphelenmiyorum arkadaşlar. Diyotlarımız sağlam. Şu noktada bir zener diyotumuz var. Onu da diyot kademesinde ölçtüğümüz zaman sağlam gibi gözüküyor. Hemen bunların değişimini yapıp tekrar kontrol edebiliriz. LED trafosu üzerinde arızalı olan dirençlerin değişimini yaptık. Diyotlarımızın sağlamlık kontrolünü yaptık. MOSFET'imizin değişimini yaptık. Çıkışındaki kondansörlerin değişimini yaptık. Şu noktada görüyorsunuz bizim UC3842 dediğimiz entegrenin sökümünü yaptım. Yerine de entegreyi rahat çıkarıp takabilmem için böyle bir entegre soketi taktım. Şimdi bu noktada görüyorsunuz benim çıkartmış olduğum ve arızalı olarak düşündüğüm bu noktada 3842 dediğimiz PWM entegresi var. Kanalımda bununla ilgili daha detaylı sağlamlık kontrolü var, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bunun sağlamlık kontrolünü yapalım. Çentikli noktadan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. ayağımız bizim GND ayağı. Diyot kademesini aldım. Bu noktadan sonra 5. ayağı kırmızı probumu değdiriyorum. Sırasıyla baktığımız zaman 0600'lü rakamlar görmem gerekiyor. Tüm ayaklara bakıyorum. Buraya kadar 4 ayağı da çalışıyor arkadaşlar. Yine GND ayağında kırmızı prob. Sırasıyla diğerlerine bakıyorum. Bakın 0.95'e düştü. VCC ayağına bakıyorum. 0.27'ye düştü. 0.212. VCC yani 7. ve 8. ayak şu an için düşük voltaj değerleri gösteriyor. Buradaki bizim PWM entegresi arızalı arkadaşlar. Bunu çalışan PWM entegresiyle değiştirmek istiyorum. Çıkartmış olduğumuz kondansörleri de görüyorsunuz. Bir tanesi komple patlamış. Diğerleri de tepeden şişmiş. LED trafomuzun çıkış hattını 12 voltunu ölçü aletimize bağladık. Ölçü aletimizi DC voltaj kademesine aldık. Şu an için 220 voltumuzu verelim ve dikkatli olalım arkadaşlar. Çıkış LED'imiz yandı. Ve 12 voltumuz da şu an için voltajımız geldi arkadaşlar. Evet, çıkış LED'imiz yanıyor. Ve 12 voltumuz şu an için aktif.